Dünyada ve Türkiye'de faizsiz bankacılık olarak da anılan katılım bankacılığı, reel ekonomiyi finanse eden bir bankacılık modeli olmuştur. Ülkemizde 24 senedir faaliyette bulunan katılım bankaları, Türk ekonomisine derinlik ve çeşitlilik kazandırmış, mali sektörün, finans piyasalarının ve Türk bankacılığının vazgeçilmez kurumları olmuşlardır. Dünyada da olduğu gibi ülkemizde de katılım bankacılığının akademik altyapısının kuvvetlenmesi, bu bakir alanın bilim adamlarınca, akademik çevrelerce izlenmesi ve geliştirilmesi her zaman önem arz etmiştir. Zira bu tip bir bankacılık modeli, ufku geniş bir anlayışın ürünüdür. Bir tür her zaman daha güzeli ve daha iyi arayış modelidir. Katılım bankacılığının finans sektörüne getirdiği yenilik ve açılımlar adlı yarışmanın düzenlenerek çeşitli gazetelerde, internet haber sitelerinde ve birlik web sitesinde ilanlarının yayınlanmasını müteakiben, çok kıymetli araştırma ve tebliğleriyle bu ufka renk katmaya aday araştırmacılar başvuruda bulundu. Yarışmaya katılan araştırmacıların her biri ödüllüydü bize göre. İlk defa böyle akademik bir çalışma yoğunluğu oluyordu. Belki de katılım bankacılığının finansal yenilik ve açılımlarının kıymetli madenler misali gün ışığına çıkarılmasıydı bu. Yarışmanın anısına düzenlendiği Sabahattin Zaim Hoca, Temmuz 1953'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Sosyal Siyaset Kürsüsü'ne asistan oldu. Doktorasını tamamladıktan sonra 1955 yılının Aralık ayında Cornell Üniversitesi'ne misafir öğretim üyesi olarak gittiği Amerika'da 2 yıl kaldı. Amerika'dan döndükten sonra doçentlik unvanını alarak üniversitede derslere başladı. Bir taraftan akademik faaliyetlere devam ederken, diğer taraftan memleketin iç ve dış meselelerinin çözümüne yönelik faaliyetlerde daima ön planda oldu. 1963-1964 öğretim yılında Münih Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak gittiği Almanya'dan döndükten sonra 1965'te profesör oldu. Ülkelerin kalkınmasının aydınların elinde olduğu ve ülkesini seven aydınlar yetiştirmenin yolunun da üniversitelerden geçtiğini düşünüyordu. Bu nedenle Aydınlar Ocağı'nda görev aldı ve gelen bütün cazip tekliflere rağmen aktif siyasete girmedi. Kendini üniversitelerde aydın yetiştirmeye adadı. ...1980 sonrası gittiği Suudi Arabistan'da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı ve İslam Kalkınma Bankası'nda müşavirlik yaptı. 1981-1982 yıllarında İslam Konferansı İslam Bankacılığı temsilciliğinde bulundu. Türkiye'de faizsiz finans kurumlarının kurulmasında aktif rol oynadı ve birçok özel finans kurumunda görev aldı. Güzel insan yetiştirmeye, insanlara faydalı olmaya adadığı 81 yıllık ömründe onlarca kurumda kurucu veya yönetici olarak görev yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda seminer, kongre ve konferansa iştirak etti. Resmi ve özel birçok kurum ve kuruluştan fahri üyelik belgeleri, şükran plaketleri, şeref ödülleri ve üstün hizmet ödülleri aldı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce üstün hizmet beraatı ve madalyasıyla taltif edildi.
20 civarında basılmış eseri, 200'ün üzerinde yayımlanmış makalesi vardır. O hayatı boyunca bavulu elinde yaşadı. Ama her gittiği yere içini vatan ve millet sevgisiyle doldurduğu kalbini de götürdü. Balkanlardan başlayıp İstanbul'a, oradan dünyanın neresinde hizmet varsa oraya uzanan destansı bir hayatın sahibi Sabahattin Hoca, 2007 yılının Aralık ayının 9'unda geride yüzlerce ağaç ve binlerce fidan bırakarak hayata veda etti. Gönül dünyasını insan inşasına adamış ve bu yolda bize ışık tutan Sabahattin Zaim hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz.